Sofitel Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sunar. Ekranların başındaki sevgili TV 100 izleyicileri, Özge ile Kahve Bahane'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi masamda güzeller güzeli bir sürü kadın arkadaşım var. Şimdi onları bir tanıyalım, kimler bugün kahve içmeye gelmiş. Nevin Ömeroğlu Demirel avukat, hoş geldiniz. Hoş bulduk, astrolog İlknur Anayurt, hoş geldiniz efendim. Girişimci Gülşah İlknur Gündüz ve yaşam koçu ICF uzman koç Neslihan Erşan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle başlayayım bakayım şöyle. Nevin Hanım, sizinle başlayacağım. Boşanma davası sebepleri nelerdir? Neden boşanıyor bu insanlar? Özge Hanım, boşanma davası hem anlaşmalı boşanma hem de çekişmeli boşanma biliyorsunuz. Hı-hı. İki türlü olabiliyor. Hı-hı. Anlaşmalı boşanmalar tek mahkemede iki tarafın anlaşması, protokol düzenlemesiyle gerçekleşebiliyor. Çekişmeli boşanmalarda da belli bazı sebeplerin olması gerekiyor. Evlilik birliğinin temelden sarsılması, halk arasında biliyorsunuz şiddetli geçimsizlikten şiddetli boşandık geçimsiz diye söylenir. Hı hı. Onun için onun dışında aldatmaya dayalı, hı hı, terk sebebiyle, akıl hastalığı sebebiyle, bunun dışında bazı suçlardan dolayı boşanmalar da olabiliyor. Bu tarz sebepleri mevcut boşanma olabiliyor. Boşanma davası tabii ki açılabiliyor. Kaç çeşit nafaka var? Nafakanın çeşidi var mı? Evet, tedbir nafakası var. Bayanlar için bağlanmış olan, çocuklar için bağlanmış olan davanın açıldığı tarihten davanın kesinleşme tarihine kadar devam ediyor. O dönemde de mağdur olmuyor. Evet, mağdur olmuyor. Dava bittikten sonra da iştirak nafakasına dönüşüyor. Kadınlar için de yoksulluk nafakasına dönüşebiliyor. Erkekler için de olabiliyor. Erkekler için de aynı geçerli. Erkekler de alabiliyor. Az da görürse erkekler de nafaka alıyor değil mi? Hakları var. Alabiliyor. Kadının durumu iyiyse ve erkek boşanma davasında haklıysa boşanma nedenlerinde erkek de alabiliyor, nafaka alabiliyor. Evet. Peki nafaka ödenmediğinde kişi ne yapmalı? Nafaka ödenmediği zaman icra takibi yapılabilir, icraya verilebilir. Ödenmemiş geriye dönük 3 aylık nafakalar için de hapis kararı çıkartılabilir. 3 aya kadar hapis cezası çıkarttırılabiliyor. Yani bunların hem birikmiş nafaka hem de aylık nafakalar icraya verilebiliyor. İcraya verilebiliyor. Evet. Neslihan Hanım, şimdi size geçiyorum. Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçları ne yapar? Evet, çok güzel bir konu. Çok fazla duyduk değil mi yaşam koçluğu? Evet. Yaşam koçluğu ilk çıktığı zamanlarda hatta çok lüks olarak algılandı. Hı-hı. İşte ne yapıyor bu yaşam koçları? Kısaca tanımını yapalım. Danışanlarının bulundukları noktadan olmak istedikleri noktaya doğru giderken yaşam koçları onları profesyonel bir şekilde yol arkadaşlığı yapıyor aslında. Bulundukları noktadan gitmek istedikleri nokta derken bu kariyer olabilir tabii herhalde. Tabii bütün alanlarda yani bulunduğunuz halinizden memnun değilsiniz. Hı-hı. Farklı bir yerde görüyorsunuz kendinizi. Bazen yolu biliyorsunuz, bazen bilmiyorsunuz. Bu yol üzerinde profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyuyorsunuz. Yaşam koçlarına başvurabilirsiniz. En çok kimlere danışmanlık veriyorsunuz? 12 yaş grubundan başlayarak bütün yaş grupları gelip de danışabiliyor. 12 yaş grubu neye danışıyor? Okul, sınav, okul tabii falan. Sınav stresi, hedef yani katılmak istedikleri programlar, yarışmalar, işte sporla ilgili aktiviteler olabiliyor, kariyer planları oluyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Peki ICF uzman koç ne demek? ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu. Onayı oradan almak çok daha önemli tabii çok ki. Çok önemli. Çünkü çok fazla yapan var bu işi. ICF koçlar biraz daha alanında uzman şimdi oluyor. Şimdi onu diyecektim. Biz bir yaşam koçuyla çalışmak istiyorsak doğru kişiyle çalıştığımızı bu tip sertifikalarla da anlıyoruz. ICF koçlarla çalışmak daha sağlıklı olacaktır. Peki danışanlarınıza ne gibi metotları uyguluyorsunuz? Bir de kendim bir sorum var. Tabii. 12 yaştan başlıyor dediniz ama çok ileri yaşta da danışmanlık veriyor musunuz? Kesinlikle tüm yaş grupları. Çünkü herkesin hayalleri var, herkesin hedefleri var. Emeklilik herkes sonrası falan. Bir adım ileriye gitmek istiyor, hayatına yeni bir bakış açısı kazandırmak istiyor. Herkes gelip danışabiliyor. Her yaşam koçunun kendi takip ve metotları oluyor. Hı-hı. İşte bunlar tabii belli bir literatürle gidiyor ama Access the Bars'dan tutun da Theta Healing, bilinçaltı programları çok fazla yaygın bunlar. Ben bilinçaltı programlarıyla çalışıyorum. Hı hı. Daha çok NLP metodunu kullanıyorum. NLP nedir NLP? Ne anlamalıyız NLP'den? NLP açılımın Neuro-Linguistic Programming. Yani zihnimizle, dilimizle yeniden programlamak. 0-6 yaş bizim kayıt dönemimiz ve bu süreç içerisinde çok fazla telkin alıyoruz. Çevreden, aileden, gerek kendimizden. Ve bunların hepsi olumlu olmayabiliyor maalesef.
o olumsuzları dönüştürmek, daha güzel bir bakış açısına sahip olmak için NLP metodlarına başvurabiliriz. Yani beynimize kendimiz konuşarak komut vermeyi, ona bir şeyleri telkin mi ediyoruz? Algılaması ve alışkanlık haline getirme süresi 21 gün biliyorsunuz. Hani yeterli bir süre değil bu. Ama gerekli bir süre. Çünkü 21 günde başlıyor. Bunu 3 aya tamamladığımız zaman yeni bir yaşam biçimi oluşuyor. Güzelmiş bayağı. Gülşah Hanım, siz bir kadın girişimcisiniz. Doğrudan satış nedir? Doğrudan satış aslında bir satış temsilcisinin tüketicilere ürünleri doğrudan ulaştırdığı bir pazarlama tekniğidir. Yani şöyle düşünün. Bu kişinin kendi evinde olabilir, İş ortamında olabilir, yolculukta olabilir, tatilde olabilir ya da satış danışmanının belirlediği herhangi bir yerde gerçekleştirilebilir. Neden bir tüketici doğrudan satış yöntemini seçmeli ya da seçer? Çok yüksek kaliteli ürünleri kişisel ilişki kurarak aslında insanlara ulaştırmaktır doğrudan satış. Düşünsenize, sevdiğiniz ürünler var, kullandığınız ürünler var, bunları sevdiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz insanlardan direkt alıyorsunuz. Ayrıca kapınıza kadar geliyor. Bunun için ekstra bir maliyet ödemiyorsunuz, taşımaya katlanmıyorsunuz ve zamanda ayrı bir avantaj olmuş. Size gelip hatta anlatıyorlar falan gibi düşünebilir miyiz yani bu ürünleri? Tabii tabii, mesela direkt size tanıtabilirler, yani ürünü direkt getirebilirler ya da anlatabilirler o şekilde. Anlatabilirler. Peki iade edeceğimiz zaman, yani hep hemen kötüsünü düşündüm ama bir ürünü aldık doğrudan satış yöntemini, iade edeceksek ne yapıyoruz? Satış temsilcisine ulaşıyorsunuz, diyelim ki ulaşamadınız. Zaten temsilci size o garantiyi veriyor. Aynı diğer bütün ürünlerde olduğu gibi, yani hocam da bilir, 14 gün iade garantisi zaten var. Onu satış temsilciniz size sağlıyor. Diyelim ki temsilciniz bunu gerçekleştiremedi. Temsilcinizin bağlı bulunduğu firmaya başvurursunuz. Firma da size bu konuda yardımcı olmadı. Tüketici hakları var. Tüketici hakları. Tüketici hakları ve işte piyasa gözetimi genel müdürlüklerine ya da kişiler bulundukları illerde Ticaret ve Gümrük Bakanlıklarının il müdürlüklerine başvuru yapabiliyorlar. Doğrudan satış sistemi çok uzun yıllardır herhalde ülkemizde var olan bir şey değil mi? Çeşitli markaların sistemlerinden biri bu diyebiliyorum. Kesinlikle öyle. Yani pek farklı isimlerle de anılıyor aslında. Network marketing deniyor, çok katlı pazarlama deniyor doğrudan satış sistemine ve işletme literatürüne girdi zaten bu kavram. 1940'lardan beri hem dünyada hem de Türkiye'de eş zamanlı olarak büyüyor. Büyüyor. Kadınlar için bu müthiş bir aslında geçim kaynağı değil mi? Yani kadın girişimciler için, ev bütçesine katkıda bulunmak isteyenler için doğrudan satış sistemlerine üye olmak onların da hani eşlerine, çocuklarına katkıda bulunmasını sağlıyor değil mi? Aslında hep öyle görünmüş Özge Hanım. Yani sadece böyle bir katkı gibi görünmüş. Ben de öyle düşünenlerdendim. Öyle mi başladınız? Öyle başladım. Yani pandemi döneminde başladım. Çünkü biz bir güzellik akademisi işletiyorduk ve biliyorsunuz pandemide ilk kapatılan noktalar oralar oldu. Evden iki küçük bebeğimle ne yapabilirim derken başladım. Ve şunu gördüm. Ev hanımlarının bu kadar girişimci ruhlu olduklarını, bu kadar çalışkan olduklarını o zaman keşfettim ve inanamadım. Gerçekten Türk insanında dehşet bir girişimci ruhu var ve çok zeki bir toplumuz. Ne güzel, doğrudan satış istihdam da sağlıyor böylelikle diyebiliriz. İlknur Hanım, 2022'ye çok az kaldı. Ne bekliyor bizi? Ya 2020 ve 21 hakkında çok iyi konuşmuyoruz. 22'de ne olacak? Bir anlatır mısın? Şimdi 2020 ve 21 aslında 2022'nin fragmanıydı. Öyle mi? Ne tatlı, çok güzel. Evet. 2019 Aralık'la beraber biliyorsunuz pandemi süreci başladı. Ve mutasyonlar değiştirerek başka bir noktaya geldi. Şimdi önümüzdeki ay biraz daha bu vaka sayıları artabilir ama Nisan ayı itibariyle müjde verebilirim. Artık maskeleri atacağız. Çünkü ilaçlar geliyor. İlaç geliyor. Evet, bir ay tutulması oldu biliyorsunuz. Birkaç gün önce akrep aksındaydı ve o bize şifayı anlattı. İlaçlarımız geliyor. Toparlamak ve bir yazı falan bulacak gibi gözüküyor ama bunun yanısına tabii ki çok fazla hava olayları, hava şartlarında ani değişimler. Nerede zorlayacak 2022? Bir yerde zorlayacaktır. Öyle bırakmaz kolay kolay. Ekonomi. Ekonomi. Evet, ekonomi sarsıntıları, minik yer sarsıntıları, gıda da hani alımda sıkıntı, ilaç sektöründe sıkıntılar olabilir gibi. Biraz böyle ama bu sadece kendi ülkemizde değil, global olarak tüm dünyada aslında bu sorun yaşanıyor olacak.
biraz zorlu bir süreç bekliyor 2020. Yani uzaya gideceğiz diye beklerken gitgide geriye gidiyormuşuz gibi bir his var dünya olarak. Hayır, hayır. Hayır, bu zorlu süreç hani şeydir ya, fırtına, bir fırtınaya gireriz, bir fırtınadan çıkarız ama eskisi gibi olmayız diye bir görmeden yukarıya çıkamayacağız. Aslında başka bir kanala, boğaza doğru gidiyoruz. Bu süreçte de onu öğreneceğiz ve hepimiz bir kabuk değiştireceğiz maalesef. Peki hangi burçlar sağlıklarına dikkat etsin? Özellikle hani pandemi hala devam ediyorken. Aslında herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor tabii ki özelinde. Daha çok boğa ve akrep burçları ve önümüzdeki tutulmalar bu aksta olacağı için genelde orada biraz sıkıntı olabilir. Sıkıntı olabilir. Aşkı kimler bulacak? Aşkı artık oğlaklar. Oğlaklar çok sıkıntı öyle çekti. Çok mu sıkıntı? Yazık, evet. Bilmiyorum. Hiç oğlak da tanımıyor. Oğlaklar, kovalar. Biraz daha iyi olacak önümüzdeki yıl. Hadi inşallah, buradan müjde vermiş olalım. Nevin Hanım, velayet hakkı, çocuğun velayet verilirken nelere bakılıyor? Velayet hakkı verilirken çocuğun psikolojik gelişimi ve çocuğa kim daha iyi bakabilecekse velayet hakkı daha çok o ebeveyne veriliyor Özge Hanım. Yani bu konuda genelde 0-3 yaş grubu çocuklarımızın anne bakım ve şefkatine daha çok ihtiyaçları olduğu için genelde aile mahkemesi hakimlerimiz anneye verme taraftarı oluyorlar. 7 yaşına kadar olan çocuklarımızı da genelde anne bakım ve şefkatine ihtiyaçları, kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadıkları için genelde anneye verme eğilimindeler. Daha sonraki 7 yaşından sonraki çocukları da aile mahkemeleri bünyelerinde oluşturulmuş olan pedagoglarımız var, sosyal hizmet uzmanlarımız var. Onlara sevk ediyor. Mahkeme hem anneyi dinliyor, hem babayı dinliyor, hem çocuğu dinliyor. Her üçünün beyanına göre tabii ki 7 yaş sonrası çocukların da görüşü alınarak karar verilebiliyor. Uzman görüş raporları doğrultusunda. Peki sonradan değiştirilebiliyor mu velayet? Değiştirilebiliyor. Evet Özge Hanım. Diyelim ki anne aldı veya baba aldı velayet hakkını. Daha sonra çocuğun fiziksel gelişimiyle, beslenmesiyle, eğitimiyle alakasızsa, ilgisizse, çocuğa bir fiziksel şiddet uygulanıyorsa, psikolojik şiddet uygulanıyorsa, bu konuda herhangi bir şikayet konusu olduğunda, baba ya da anne şikayet ettiğinde mesela velayet hakkı alan tarafı, bu konuda tanıkların da anlatımı ve çocuğun da tabii ki birebir uzman pedagoglar vasıtasıyla dinlenerek değiştirilmesi mümkün olabiliyor. Peki boşanma davasında maddi manevi tazminatı hakimler neye göre belirliyor? Maddi belki daha hani somut bir şey de, manevi tazminatı nasıl belirliyorlar? Manevi tazminat daha çok mesela o kişinin uğramış olduğu psikolojik olarak yıpranma payı, hani evlilik birliğinde uygulamış olduğu, eşinin uygulamış olduğu bir fiziksel şiddet vardır, bir psikolojik şiddet vardır. Bunun boyutu sadakatsizlik vardır, yani aldatmadan dolayı uğramış olduğu manevi yıkım. Mesela bununla ilgili olarak bir psikoloğa gitmiş olabilir, bir psikiyatriste gitmiş olabilir, bayan tedavi almış olabilir. Hani bunun takdiri tamamen aile mahkemesi hakimine ait olan peki, bir şey. Peki neleri delil olarak kullanabiliyoruz? Mesela artık hayatımızda sosyal medya var. Sosyal medyadaki o DM'ler falan evet. Delil oluyor mu artık? Evet, sosyal medyada mesela Instagram yazışmaları, WhatsApp yazışmaları, Facebook'tan yapılan yazışmalar. Hepsini delil olarak kullanabiliyoruz. Ancak ses kayıtları delil olarak kullanılamıyor. İzinsiz olduğu için. Ama kadına veya diyelim ki erkeğe yapılmış olan herhangi bir fiziksel, bir psikolojik şiddet varsa ve o an için o şiddeti ispat etmek başka türlü imkansızsa, o an için ses kaydı yapılabilir ve bu ses kaydını hani flash bellekle veya CD ile mahkemeye verilebilir ama davanın başında verilmesi gerekiyor. Sonrasında çıkarılamıyor. Sonradan verilmiş olan deliller hiçbir şekilde hani dilekçe aşamasında verilmesi gerekiyor. Sonradan verildiği zaman hiçbir şekilde delil olarak değerlendirmiyor. Bu önemli bir şeymiş, bildiğimiz iyi oldu. Evet. Neslihan Hanım, bilinç ve bilinçaltı arasındaki fark ne? Evet, yine çok fazla tartışılan bir konu. Bilincimiz bizim %5'lik kısımla zihnimizin ön lobunda bulunan analitik zekamız. Yani kararları verdiğimiz kısım. Bilinçaltı da %95'lik kısımla buzdağının görünmeyen kısmı. Yani derin bir derya. Esas mevzu orada yani. En büyük mevzu orada. Zaten bilinçaltı programları bu yüzden oluştu. Bu yüzden insanlar o olumsuzdan kurtulup olumluya yönelmeye başladı. Çünkü çocukluğumuzdan itibaren ne kadar çok anı kayıt biriktirdiğimizi bilmiyoruz. Ve bunların ne kadarının da olumsuz olduğunu bilmiyoruz. O yüzden arasındaki farka gelecek olursak da
Zihnimizle yani bilincimizle karar veriyoruz ama bilinçaltımızın tetiklemeleriyle karar veriyoruz. Aslında orada bayağı gizli tabii. bir güç var. Kesinlikle. Peki bilinçaltı temizliği o yüzden herhalde önemli. Neden tabii. bilinçaltı Bilinçaltı temizliğini de şöyle söyleyeyim. Bir ara magazinde çok fazla işte ben hafızamı sildirdim. Ha, evet, i̇şte ben evet. kayıtlarımı sildirdim. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten bu mümkünse bile sağlıklı değil. Çünkü bizim tecrübelerimize ihtiyacımız var. Sadece geriye dönüp baktığımızda onları güzel bir şekilde hatırlamaya ihtiyacımız var. Bilinçaltı temizliği de şudur. Yani o olumsuz kaydı yakalayıp, öğrenip, fark edip bunu olumlu bir kayda çevirmektir. Çevirmektir yani ama silmek o filmlerdeki yok, gibi. Silmek diye bir şey yok. Mümkün değil. Gerçekten şimdi sağlıksız oluyor kısa o zaman. Kısa bir yerimiz var, sonra tekrar buradayız. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. 2022'de nasıl gökyüzü olayları bizi bekliyor? Çok hareketli yıllar geçiriyoruz. Hep böyle miydi, biz mi çok dikkat ediyoruz artık gökyüzü olaylarına? Aslında hep böyleydi. Mesela 2022'de 2023'te neler yaşadıysak aslında biz astrologlar hani evet gök hareketlerine bakarız ama geçmişte de bu gök hareketlerinde neler oldu onları da datamızı alırız. Aslında 2003'teki olayların çok benzeri durumlarını. Evet. Hem kişisel hayatlarımızda hem de dünya genelinde. Evet hep böyleydi ama pandemiyle birlikte biraz evlere kapanmayla beraber daha çok bilgilenmeye başladık. Evet ve 2019'un Kasım ayında hocalarımızın işte bir şekilde eve kapanacağız öngörüsüyle daha çok popüler oldu. Doğru. Evet. Bayağı programlar yayınlandı değil mi konuyla ilgili? Evet, ilgili. Evet. Peki, daha ilgi arttı. Kişisel hayatımıza da 2003'e mi bakalım ya? 2003'te neler oldu? Evet diyelim. 2003'te orada yaptığımız şeylerin aslında kendi hayatımızda tohumlarını alacağız. O zaman ektik, şimdi tohumlarını alacağız. Benim için 2003 güzeldi, şöyle bir düşünün. Hafızam iyidir, güzel bir yıldı benim için. Umarım çok güzel olur. Tabii Türkiye için de iyiydi herhalde. Yani böyle bir çok göz önünde olduğu bir Türkiye'nin bir dönemdi diye hatırlıyorum. Evet, göz önündeydi ama hani ekonomik kriz gene vardı ama tabii dünya genelinde gene üstüne basarak söylemek istiyorum. Yine kolayca toparlayabileceğimiz, gerçekten bu süreçte Türkiye'miz daha güçlü çıkacak. 2023'e daha hazırlıklı öyle geliyor. Evet. İnşallah. İyi, bu güzel bir habermiş. Evet. Peki şu tarihlere dikkat edin, işte şu olaya dikkat edin dediğiniz 2022'de bir şey var mı şöyle? 2022 Temmuz ve Ağustos ayı dışında o kadar çok yağmur ve hava olayları, bu geçen yaz da gördük minik minik evet. Fırtınalar, hortumlar. Biraz böyle yeter artık yağmasın diyebileceğimiz bir yıl geçireceğiz. Fakat ama 2023'te kuraklık bekliyor. Hmm. Biraz da 2023'te o bizi zorlayacak. Özellikle Nisan ayı bizim için biraz daha riskli olabilir. 2022 mi? Evet. Hı-hı. Bir de yine Ocak ve Şubat ayının sağlık açısından dikkat edersek, mutasyon nasıl ilerleyerek geldiyse geriye çekilerek devam edecek. O yüzden biraz daha sabrederek, mesafe, maske ve temizliğimizi koruyarak Ocak, Şubat'ta evet, yine devam evet, edeceğiz evet, yani. Evet. Anladım. Şimdi Gülşah Hanım, nedir avantajı doğrudan satışın? Siz ne diye tavsiye edersiniz? Doğrudan. Hem tüketici hem de doğrudan satış yapmak isteyen izleyicilerimize. Bir kere bir patronunuz yok. Patron yok, sabah 8'de açmanız gereken bir kapı yok, eleman yok, depo masrafı yok, elektrik, su, vergi, bunlarla uğraşmıyorsunuz. Düşünsenize, hepsi bağlı olduğunuz kurumla halloluyor değil mi? Ya aslında şöyle, doğrudan satış yaptığınız için, aracıları da ortadan kaldırdığınız için kazançlar zaten direkt devlete, tabii ki stopaj vergisini direkt sizin kazancınızdan kesiliyor. Öyle bir güzel tarafı var. Bir de bunun dışında yani düşünsenize, bizimle çalışıyorsunuz, birkaç sene sonra on binlerce kişilik ekipleriniz oluyor. Holding gibisiniz. Ve burada emeğin tam karşılığını almak var. Yani ben gerçekten çok şaşırmıştım. İlk ayımda asgari ücretin 3-4 katlarını gördüğümde 100 lira kazanmak da mümkün çalışmanıza göre. 1000 lira da 100 bin liraları. Siz nasıl istiyorsanız öyle kazanıyorsunuz kesinlikle, diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle. Kendi performansınıza göre yani kesinlikle aslında. Peki kimler yapabilir, kimler yapamaz? Var mı böyle bir kriter? Kimler yapabilir? Aslında kuvvetli bir nedeni olan herkes yapabilir. Yani nedir kuvvetli neden? Neden ile başla deriz hep böyle. Yani eğer kuvvetli hayalleriniz varsa, arkanızda sizi iten kuvvetli bir güç varsa, bu sizi durduramaz yapıyor. Buradaki nedenden kastım aslında maddi değil. Başlangıçta hep şunu söylemişlerdi bizlere de. Ben danışmanlıklar da aldım bu anlamda. Güzel mentorlarla da çalışıyorum. Çok iyi insanlar da var bu anlamda. Ve mentorluklarımdan sonra şunu yapmaya başladım. Ben de ücretsiz danışmanlıklar veriyorum. Yani bunu yapmak isteyen insanlara bu
Bu anlamda yol gösteriyoruz ama hep şunu söylüyoruz. Mutlaka bir hayal panonuz olmalı. Hı hı. Ama bu hayal panosu maddi değil. Mesela ben kuvvetli nedenimi söyleyeyim. 1000 tane kadının hayatına dokunmak istiyorum. Kadınlardan bir ordu kuracağım ve hepsinin aylık minimum kazancı 100.000 TL ve üzerinde olacak. Aa, ne güzel. Girişimci bir ruh varsa... Konuşalım Özge Hanım. Girişimci ruha sahip olan, öğrenci, öğretmen, memur, astrolog, yaşam koçu, avukat, herkes bu işi yapabilir. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Bu işin bir dili yok, dini yok, ırkı yok, bir okulu yok. O yüzden eğitimlere açık olmalıyız. Ve bu anlamda sponsorlarımızdan, liderlerimizden ya da mentorlarımızdan kabımız boş olarak destek almalıyız. Peki nasıl başlayacağız bu işe, nasıl eğitim alacağız? Eğitimleri aslında bu işi başarmış kişilerden alıyorsunuz. Hı hı. İşe başlamak da günlük hayatta kullandığınız ürünleri kendi pazarınızı oluşturarak, büyüterek ve yöneterek aslında. Yani her günlük hayatta yaptığınız şeyleri yaparak bu işe başlayabiliyoruz. Bayağı aslında güzelmiş. Ben de ya doğrudan satış hepimiz biliyorduk ama bu kadar iç yüzünü bilmiyorduk tabii ki. Nevin Hanım, eşimiz mal varlığını kaçırmasın istiyorsak ne yapacağız? Bu çok görülen bir durum herhalde. Böyle bir durum varsa Özge Hanım, boşanma davası hakimlerimiz genelde gayrimenkullere, menkullere, mesela araçlarımıza, otomobillere herhangi bir şekilde tedbir koymuyorlar. Hani bu gibi taleplerde sürekli avukat arkadaşlarımız bulunuyorlar, ancak hep red kararlarıyla karşılaşıyorlar. Bu gibi durumda hemen mal paylaşımı davasını açmaları gerekiyor. Hmm. Biz buna tasfiye davası diyoruz. Boşanma... O dava açılırsa her şey bir anda donduruluyor mu yani? Aynen, boşanma davasıyla hatta aynı gün hem boşanma davası hem mal paylaşımı davasının açılmasını tavsiye ederim. O zaman kaçırılamıyor. Eğer gayrimenkuller varsa zaten biz dilekçemizin üst başlığında diyoruz ki şu gayrimenkulleri vardır, bu gayrimenkulleri vardır, aracı vardır, bankalarda hesapları vardır. Tedbir konulmasını talep ediyoruz gayrimenkullerine, menkul mallarına, araçlarına. O şekilde mal kaçırması önlenilebilir. Bir de herhangi bir şekilde daha boşanma davası olmasa bile bayanlarımız aile konutu şerhi koydurabiliyorlar. Yani tapuya gidip nüfus kağıdı, ikametgah belgesi ve evlilik cüzdanıyla birlikte tapu dairesine gittiğinde herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın aile konutu şerhi koydurabilirler Özge Hanım. Peki mal paylaşımı nasıl oluyor boşanma sonrası? Yani burada kişisel mal, edinilmiş mal diye bir şey var. Nedir bunlar? Mal paylaşımı şu şekilde... Zaten 1 Ocak 2002'de çıktı biliyorsunuz yasamız, edinilmiş mallara katılma rejimi. Bununla ilgili olarak evlenmeden önce sizlerin almış olduğu bütün gayrimenkuller zaten size ait. Bunlara biz kişisel mal diyoruz. Ancak evlendikten sonra almış olduğunuz bütün gayrimenkuller, araçlar yarı yarıya paylaşım esasına tabi olacak. Bunun dışında diyelim ki bir hakarete maruz kaldınız, bir dava açtınız, manevi tazminat davası açtınız. Açmış olduğunuz bu manevi tazminat davasında almış olduğunuz tazminat, o da size ait. Yani kişisel mal olarak kabul ediliyor. Bir maddi tazminat davası açtıysanız, mesela bir işçinin açmış olduğu çalışma gücünün kaybı veya bir iş kazası olabilir, bundan dolayı açmış olduğu bir maddi tazminat davası varsa, buradan elde edeceği gelir o yarı yarıya paylaşım esasına edinilmiş mallara giriyor. Sosyal güvenlik kurumlarının yapmış olduğu yardımlar, çalışmanızın karşılığı almış olduğunuz ücretler, bunlar hep edinilmiş. Yani hep paylaşılacak olan mal kapsamına giriyor. Hep paylaşılacak olan oluyor. Neslihan Hanım, kişisel gelişimimiz için hangi aşamaları dikkate alacağız? Kişisel gelişim 3 aşamadan oluşuyor. Fiziksel gelişim, zihinsel gelişim ve ruhsal gelişim. Bu 3 aşamada birbiriyle çok fazla entegre ve kendimize karşı duyduğumuz sorumluluklar aslında. Fiziksel gelişimimiz için günlük spor aktivitelerimizi yapmamız lazım, yürüyüşümüzü yapmamız lazım, kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Ruhsal gelişimimiz için biraz içe dönmemiz lazım, manevi yanımızı kullanmamız lazım, tanımamız lazım. Kendimize ayırdığımız vakitlerde gizli zaten bu. Ruhsal gelişim dedik. Sonra bir tane daha bir şey söyledik. Zihinsel gelişim için de evet, aslında en önemlisi bu. Gerçekten günlük en az 10 sayfa kitap okumamız lazım. Bulmaca çözmemiz lazım, sudoku çözmemiz lazım. Çünkü bu da zihin kaslarımızı çalıştırıyor. Kesinlikle. Sadece beden kasları yeterli değil. Zihin kaslarımızı da çalıştırmamız gerekiyor. Üçünü de belli bir düzende tuttuğumuz zaman zaten hayatımız biraz daha dengede gitmiş oluyor. Dengede gitmiş oluyor. Peki İpnur Hanım,
2022'de böyle çok şanslı dediğiniz burçlar var mı? Kötüyü sormuyorum, iyi soracağım şanslı. Tamam. İkizler, yay, terazi ve koçlar. Hmm, ben yükselenden tutturdum. Zaten üzgün yüzler görüyorum, hiç tutturamayanlar. Zaten Özge Hanım, haritalarda biz yükselen üzerinden gidiyoruz. Daha çok yükselen burçların. Burçları dinlerken yine güneş burcumuz, yükselen ve ay burcumuz da çok önemli tabii. Hepsini beraber dinleyelim ama aslında yaşayacağımız şeyler, yani astroloji dinlerken yükselenimize göre bakacağız. Evet, yükselenimize göre. Güneş burcu daha çok karakterimiz. Evet, karakterimiz, ay burcu benliğimiz, ay burcu duygularımızı anlatıyor. Benimki balık, o yüzden belli zaten. Bir akrep burcu olup hiç akrep burcu olmamayı balıktan alıyorum herhalde diye düşünüyorum. Ama siz akrep burcu olarak bu sene güzel ödüller alacaksınız. Gerçekten Özge Hanım. Evet. Çok şükür. İnşallah. Evet. Bekliyorum başka akrep burcu varsa da. Onlara da bakarız. Peki Gülşah Hanım, neye dikkat edeceğiz? Bu sektörde çalışmak isteyenler, yeni işe girmek isteyenler varsa neye dikkat etmeliyiz? Aslında neye dikkat etmekten ziyade neye de bilinçlenmeliyiz? Buna daha çok dikkat ediyorum. Ben dediğim gibi burada eğitim şart. Hı hı. Bir kere bunu bilerek yola çıkmalıyız. Aslında bir eğitim yok ama kendimizi mi eğitmemiz gerekiyor danışmanlık şöyle, aralara? Aslında burada kişisel gelişim çok önemli. Hı-hı. Ve bu sektör bize bunu gerçekten katıyor. Çünkü eğitimlerde neler var biliyor musunuz Özge Hanım? Telefonda nasıl konuşmalısınız? Nasıl oturmalısınız? Tavrınız ne olmalı? Hı-hı. Hangi tutumlar? Yani hayallere ne koymalıyız? Belki satış stratejileri falan. Kesinlikle şey. Ve biz bu eğitimleri alırken üniversitelerden ve hocalarımızdan da çok güzel destekler alıyoruz. Yani o yüzden aslında bir de şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani firma çok önemli. Firma seçimi de çok önemli. Firmayı seçtik. Acaba gerçekten ihtiyaç ürünleri mi var o firmada? Bunlara dikkat çok önemli. Ve tabii ki mentorumuz önemli. Tabii ki mentorumuz önemli. Peki İlknur Hanım, birazcık daha böyle 2022'ye bakarsak, böyle evlilik düşünenler, planları olanlar falan, hani yılın hangi yarısında yapsınlar, nasıl yapsınlar? Şimdi biz Aralık'ın 4'ü itibariyle Oğlak Burcu'nda Venüs'ün retro giriyoruz. Dolayısıyla evlilik planı olanlar artık o tarih itibariyle yapmamaları gerekiyor Şubat'a kadar. Ama devam eden mevcuttaki ilişkilerde ciddi bir boyut kazanabilir. Oğlak Burcu'nun güzel ciddiyet ve sorumluluklarıyla beraber. Nisan ayı itibariyle bu durum, aşk ve evlilik konuları daha gündemde olabilir. Daha gündemde yaz düğünleri. Yaz, evet. Geçen Nisan sene gibi. Ağustos tadıyla yapılmayan evet, düğünler. Evet, bu sene inşallah. Artık evet, bu sene yapılacak. Aynen. Nevin Hanım, hangi mallar bizim oluyor boşandıktan sonra? Mutlaka evlilikten önce edindiğimiz şeyler değil mi? Evet. Peki bunda mesela nakit para birikimimizde dahil mi, yoksa sadece taşınmazlardan mı bahsediyoruz? Taşınmazlar, araçlarımız, bankadaki mevduatlarımız, evlilik öncesi ne yaptıysak onlar boşanma davasındaki mal paylaşımı da hiçbir şekilde değişmeyecek. Yani bize kalacak. Bize bunu tabii ki ispatlamamız gerekiyor. Peki evlendikten sonra yaptığımız şeyler %50-50 bölünecek dedik ya. Orada istisnai durumlar oluyor mu? Nasıl hani bunu karşı tarafı men edebiliyoruz ya da onlar bizi men edebiliyor? Şimdi, var mı böyle şeyler? Aslında yasamız 1 Ocak 2002'de edinilmiş mallara katılma rejimini benimsedi ve bu sistem kabul edildi ama evli olan çiftler malların yarı yarıya paylaşımı değil, eski mal rejimini, mesela mal ayrılığını biz istiyoruz. Evlenirken notere gidebilirler, evlendikten sonra gidebilirler. Böyle bir anlaşmayı tercih edebilirler. Yani nedir kazanç o? Mesela ben eski sistemdeki gibi, benim çalıştığım, kazandığım, ben aldıysam, benim birikimleriyle alınan bir gayrimenkul varsa mal ayrılığı rejimine göre tapuda ben bunu kendi üstüme kaydettirdiysem, mal ayrılığı rejimini seçtiysem, boşanma aşamasında hiçbir şekilde eşim buna ortak olamayacak. Bunu yani nasıl bu tarz yapan çiftler de var. Evlendikten sonra mı yapıyor? Tabii evlendikten sonra da yapılabiliyor. Mal ayrılığı rejimi tercih edilebilir eski sistemdeki gibi. Yani zaten kadını korumak amaçlı, kadının hani mağduriyetini önlemek amaçlı getirilmiş bir sistemdi bu. Ama isteyenler tabii ki mal ayrılığı rejimini de tercih edebilirler. Tercih edebilirler. Anlaşmalı boşanmada da yapabilirler. Nesli Hanım, sizin bir yaşam koçu olarak seyircilerimize son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın hangi noktasında bulunduğumuzun hiçbir önemi yok. Kaç yaşında olduğumuzun, ne iş yaptığımızın. Kişisel gelişimimiz için her an bir adım atabiliriz. Sadece istikrar gerekiyor. Kendimize koyduğumuz sınırları ve blokajları kaldırmamız gerekiyor. Ve gerekli noktalarda da destek almaktan çekinmeyelim. Nelerde mesela ilişkilerde de oluyor mu yaşam koçlarına başvuruyor mu? Koçluk zaten bölüm bölüm ayrılıyor. İlişki koçluğu, genel yaşam koçluğu, hedef koçluğu, kariyer koçluğu, falan da evlilik danışmanlığı hepsi giriyor.
Yani kişinin hedefi, istediği neyse o doğrultuda ilerliyor. Zayıf olmak istiyorsa da mı mesela? Kesinlikle. Ona uygun bir program yazılıyor. Uzman diyetisyenler eşliğinde tabii ki. Oraya dikkat edelim. Çünkü çok fazla beslenme uzmanı aynen, da oluşturuyor tabii ki, tabii o zaman. Ki, aynen, tabii, uzmanlar eşliğinde programlarımız yazılıyor, takipler tutuluyor. Hedefimiz neyse o doğrultuda ilerleyebiliyoruz. İlerleyebiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok keyifli bir sohbetti. Böyle hayatın her noktasından konuklarla çok keyifli oldu. Ben de bayağı bir şey öğrendim. Sizinle olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Hayır, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizi de sık sık bekliyoruz hepinizi birden. Özge ile Kahve Bahane'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sofitel Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sundu.